Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Green Card ile ilgili aklınıza takılan 10 sorunun yanıtını bu videoda bulacaksınız. Biliyorsunuz Green Card dediğimiz yeşil kart çekilişleri başladı. Bilmeyenler için ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri her sene belli oranda göçmeni ki genelde 50 bin civarında oluyor. Ülkesine resmi olarak kabul ediyor. Ve bunun için de bir çekiliş düzenliyor bildiğiniz piyango gibi ve bu çekiliş sonucunda da eğer size çıkarsa Amerika'da oturma ve çalışma izni sahibi oluyorsunuz green card sayesinde. Bu arada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Hani green card çıktı diye size kimse ev, araba, işte iş falan vermiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma izni sahibi oluyorsunuz. Resmi olarak Amerika'da yaşamaya hak kazanıyorsunuz aslında bu green card sayesinde. Bu sene yani bu seneden kastettiğim şey şu. Green Card 2023 yani bu yıl başvuracağımız green card'da 2023 yılında Amerika'ya gidebilmek için başvuruyoruz genelde böyle iki sene öncesinden başvuru yapılıyor. Yani biz 2021'de yapıyoruz başvuruyu ama 2023'teki katılım için yapılmış oluyor. 6 Ekim'de başladı. Yani ben bu videoyu 7 Ekim'de çektim. Dün başladı. 9 Kasım'da da sona erecek. Yani bu aralıkta bir internet sitesi üzerinden başvuracaksınız. Bilgilerinizi girip bu başvurunuz daha sonra çekiliş yapılacak ve kazanıp kazanmadığınız belli olacak. Şimdi bu green card ile ilgili yani bu yeşil kart ile ilgili merak edilen bazı sorular vardı. Ben uzun yıllardır başvuruyorum çıkmadı bana bugüne kadar onu da altını özellikle çizmiş olayım. Ama belki sizin şansınız yüksektir. Sizi hemen de çıkabilir ki benim etrafımda çıkan iki tane arkadaşım var. İkisi de şu anda Amerika'da yaşıyor. Onlara da buradan selam olsun diyelim. Şimdi ee, i̇nternette bulduğum, bana da zaman zaman sorulan, işte arkadaşların veya etraftaki insanların sorduğu soruları bir araya getirdim. Ve burada e, Green Card ile ilgili merak edilen 10 tane sorunun yanıtını bulacaksınız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Şimdi birinci soru aslında gelişte birazcık e, bahsetmiştim ama Green Card nedir? Green Card sahibi olmak ne anlama geliyor? Şimdi Green Card şu arkadaşlar, Amerika'da size çalışma ve yaşama izni yasal olarak veren bir kart. Bu sayede siz göçmen oluyorsunuz arkadaşlar. Yani göçmenlik statüsünde Amerika'da yaşamaya ve çalışmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Peki neler var? Burada onu söyleyelim. Green Card sahibi olduğunuz zaman oy kullanmak, mahkemede jüri üyeliği yapmak ve ABD pasaportu almak hariç bunları yapamıyorsunuz. ABD vatandaşlarıyla aynı haklara sahip oluyorsunuz. Peki vatandaş olabilir miyim daha sonra evet oluyorsunuz 5 sene yanlış hatırlamıyorsam 5 sene o ülkede yaşarsanız vatandaşlıkta alabiliyorsunuz bunun da belli şartları olduğunu belirteyim yani sadece yaşamak da yetmiyor belki orada bir hayat kurmanız da gerekiyor e, bu şekilde 5 sene sonra bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltmekten çekinmeyin yorum yazabilirsiniz 5 sene sonra da vatandaş olmaya hak kazıyorsunuz o zaman Amerikan pasaportunuz da olmuş oluyor gelelim ikinci soruya green card başvurusu ücretli mi kesinlikle değil Green Card'a başvurmak arkadaşlar ücretli değil. Ücretsiz bir işlem bu. Ve Amerikan hükümetinin, Amerikan devletinin bir internet sayfası var. Şimdi şurada çıkartayım. Şurada da ekranda da göstereceğim ve açıklamaya da yazacağım. dvprogram.state.gov Bu adrese girdiğiniz zaman başvuru formu karşınıza çıkıyor. Ve bu başvuru formunu doldurursanız ki anlatacağım onu şimdi birazcık da detayları neler gerekiyor vesaire. Siz de başvurmuş oluyorsunuz. Şimdi üçüncü soru şu. Evliyim ben. Eşim ve ben ayrı ayrı başvurabilir miyiz? Evet başvurabiliyorsunuz. Hatta e, iki kişi başvurduğu zaman yani aynı aileden hem eşiniz hem siz başvurduğunuz zaman... E, o şeyi de arttırmış olursunuz ihtimali de. Takdir edersiniz ki hani bir kişinin e, bir çıkma ihtimaliyle iki kişinin çıkma ihtimali daha yüksek. Daha yüksek bir şans elde etmiş oluyorsunuz. Çocuğum var ben ya da eşim kazansa o da green card hakkı kazanıyor mu? Evet kazanıyor onu söylemiştim ama bir kez daha altını çizeyim. Çünkü bu çok kafa karıştıran ve sorulan bir soru. Çocuğunuz da oluyor ama söylediğim gibi 18 yaşın altındaysa 18 yaşın üstünde ise onun da kendisinin başvurması gerekiyor. Kendisine çıkabilir bu arada. O da ayrı bir şans olduğunu söyleyelim. Beşinci soru başvuru sırasında pasaport sahibi olmak gerekiyor mu? Evet. Şimdi ben uzun yıllardır başvurduğumu söylemiştim. Ee, daha önceki yıllarda pasaport zorunluluğu yoktu. Ama son 2 ya da 3 yıldır yanlış hatırlamıyorsam pasaportunuzun olması gerekiyor. Yani başvurduğunuz tarihte bir pasaportunuzun olması gerekiyor. Çünkü pasaport numaranızın vesaire isteniyor. Bu yüzden başvuru sırasında mutlaka ve mutlaka bir pasaportunuzun olması gerekiyor. Ek bir bilgi vereyim ben. Yakın zamanda pasaport başvurusunda da bulunmuştum. Yaklaşık bir hafta on günde geliyor. Nüfus idaresi üzerinden yapıyorsunuz. Nüfus müdürlüklerinden alıyorsunuz pasaportunuzu. Bir randevu almanız gerekiyor öncesinde. Birazcık zor olur randevu kısmı ama alabiliyorsunuz. Randevu aldıktan sonra bir hafta on gün içinde pasaportunuz geliyor. Yani bu video videoyu izlediniz. Kasım 9 Kasım'a daha vakit var. Pasaport alabilirsiniz. Ama pasaportunuz yoksa Green Card çekilişine başvuramazsınız. Şimdi bir diğer soru da şu. Başvuru için eğitim şartı var mı? Ve dil bilmek gerekiyor mu? Aslında iki soru da bu ama bir soruda ben birleştirdim. Şimdi başvuru için bir eğitim şartı var. En az lise mezunu olmanız gerekiyor. Ama e lise mezunu değilseniz diyelim ki ilkokul ya da ortaokul mezunuysanız belli bir şartı var. O da şu. Hemen şuradan okuyayım. Son 5 yıl içinde en az 2 yıl mesleki tecrübe gerektiren bir iş kolunda çalışmış olmanız yeterli. Yani bir şekilde bir meslenizin olması gerekiyor. Bununla ilgili bir site var bildiğim kadarıyla. Onu bulacağım. Hangi meslekler, hangi şeyler kabul ediliyor ona göre başvurmanız gerekiyor. Çünkü size soracak orada hangi mesleği yapıyorsunuz gibisinden. O açıklamaya koyacağım. Şu an ezberimde yok ama açıklama kısmından o sayfaya da bakıp eğer ilkokul mezunuysanız veya ortaokul mezunuysanız oradaki meslekleri de seçip kendinize uygun olanı seçip tabii ki başvurabilirsiniz ama son 5 yıl içinde en az 2 yıl yapmış olmanız gerekiyor. Dil bilme konusuna gelince elbette... Green kartı almak için dil bilmenin zorunluluğu yok ya da hani çıktınız diyelim ki size Green Card e siz bilmiyorsunuz dil hayır biz size vermiyoruz demeyecek Amerika Birleşik Devletleri ama tabii ki orada yaşamak istiyorsanız doğal olarak dil bilmeniz gerekecek arkadaşlar. Ha ben gidince öğrenirim dersiniz orası ayrı bir konu ama dil şartı yok fakat orada yaşamak istediğiniz zaman tabii ki dil bilmeniz gerekecek. Bu hangi ülkeye giderseniz gidin böyle olacak bir durum. Bir diğer soru fotoğrafla ilgili. Fotoğrafı kendiniz çekip ya da çektirip dijital olarak yüklemeniz gerekiyor. Zaten for formu doldururken size soracak onu. Orada dikkat etmeniz gereken şu. Çok işte hani beyaz bir fonda fotoğraf çektirmeniz gerekiyor. Arka planın temiz olması gerekiyor. İşte gözlüklüyseniz veya başörtünüz varsa onun işte yüzünüzü kapatmaması, net olarak görülebiliyor olması gerekiyor. Bununla ilgili de fotoğraf çekerken nelere dikkat etmelisiniz veya çektiğiniz fotoğraf işte bilgisayardan yüklemeniz gerekiyor bu arada. Uygun mu değil mi? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bir sayfası da var. Onu da ben linkini açıklamaya koyacağım. Oradan da çektiğiniz fotoğrafın uygun olup olmadığını siz de oradan kendiniz görebilirsiniz. Gelelim 8. soruya. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Arkadaşlar başvuru sonuçları her sene mayıs ayında açıklanıyor. Yine az önce verdiğim linkten aynı adresten şurada yazarım. O adrese gireceksiniz mayıs ayında ve bu başvuruda aldığınız bir başvuru numarası bir şey olacak. Bir bilgi verilecek size başvuru numarası. O numarayı yazdığınız zaman çıkıp çıkmadığını görmüş olacaksınız. Bir diğer soru ise başvuru sonuçlarını nasıl takip edebilirim? Şimdi şöyle, siz diyelim ki kontrol ettiniz, çıkmadı. Çıkmadığını gördünüz, sorun yok. Çıktığını gördünüz, sizin kayıt sırasında bir e-posta adresi veriyorsunuz formu doldururken. O formu doldururken verdiğiniz posta adresine bilgiler gelecek. Hani böyle sizi birisi arayıp, işte, alo Özgür Bey size green card çıktı demeyecek. O e-posta adresini o yüzden kaybetmeyin. Kullandığınız bir adres olsun, şifresini unutmayın. Mayıs ayında diğer bütün bilgiler hani başvuruyla ilgili sizden istenen her şey oraya gelecek. Oraya geldikten sonra siz işlemlere başlayacaksınız. Ama tabii bu şu demek değil. Mayıs'ın hemen bir çıktı. Hemen ertesi gün size gelmiyordur. O, o konuda çok net bir bilgim yok. Ama belli bir süre sonra mutlaka o adrese bir e-posta gelmesi gerekiyor eğer green card'ı kazandıysanız. 10. soruda aslında 9. sorunun birazcık devamı gibi. Green card çıktıktan sonra ne gibi süreçler var? İşte söylediğim gibi size bir e-posta gelecek. Belli belgeler, belli işte dokümanlar, belli şeyler toplamanız gerekecek. Bunları hazırladıktan sonra e, muhtemelen yani ben o konuda öyle bir başıma bir şey gel gelmediği için size öyle bir tecrübe aktarabilecek bir durumda değilim ama muhtemelen işte konsolosluğa başvurmanız gerekecek. İstanbul'da, Ankara'da var çeşitli işte şehirlerde. Oraya başvurduktan sonra da işlemleriniz başlayacak diye tahmin ediyorum. Bu arada Amerika'da yaşama şartı var mı? Hani Green Card çıktı ben Türkiye'de kalsam. Şöyle bir durum var orada. Sizi kontrol ediyorlar. Yani ne kadar Amerika'ya gittiniz ne kadar kaldınız başka yurt dışına çıkıp ne kadar uzak kaldınız gibi şeylerde. Yani yarın bugün siz Green Card aldınız işte gittiniz geldiniz gittiniz geldiniz belli şeyleri var bunun. Ama hani ben vatandaş olmak istiyorum dediğiniz zaman o giriş çıkışlarınız kontrol edilecek ve hani bu ülkede yaşamadığınız yani Amerika'da yaşamadığınız ortaya çıkarsa belki size vatandaşlık verilmeyebilir. O yüzden orada yaşamak ve orada bir hayat kurmak üzerine eğer bir düşünceniz varsa ben Green Card'a başvurmanızı öneriyorum. Ama söylediğim gibi Green Card'ın çıkıyor olması size hani iş, aş, yemek falan gibi bir şey yok sizin gidip orada çalışma ve yaşama izni sahibi oluyorsunuz. Dilli biliyorsanız sorun yok ama bilmiyorsanız öğrenmeniz de gerekecek. Tabii ki bilmediğiniz bir ülke, bilmediğiniz insanlar farklı kültürlerin bir arada olduğu bir yer. Özellikle Amerika için söyleyebilirim bunu. O bakımdan hani bunları göz önünde bulundurarak başvurun. Yoksa böyle hani Aa Amerika grip kaç çıktı, ben hayatımın sonuna kadar huzurlu, mutlu, işte ee, para sıkıntısı yaşamadan bir hayatım olacak gibi falan gibi bir beklentiniz olmasın. Ben neden başvuruyorum? Belki bunu merak edenler olabilir. Ben orada bir yaşamak istiyorum. Yani ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin ben hani eşsiz güzelliklere sahip olduğunu da düşünen birisiyim kişisel olarak. E, ama orada da bir yaşayıp, orada da bir hayat kurup e, en azından belli bir süre yaşamak istiyorum. O yüzden deniyorum. Yani bir son bir 10 yıldır falan denedim diye tahmin ediyorum çıkmadı. Kısmet değilmiş. Ama belki size kısmet olabilir. Çıkarsa ya da çıkmazsa yorum olarak yazın. En azından bir faydam olduysa ne mutlu. Eğer benim anlatmayı unuttum. Yani 10 tane soru seçtim ama belki sizin aklınıza farklı sorular da gelebilir. Farklı şeyler de varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Bildiğim kadarını en azından yanıtlamaya çalışıyorum. Bilemediklerimi de internetten araştırıp çeşitli linklerle yanıt vermeye çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal adreslerde takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.